Yalancı'ya gideceğiz. İki gün önce Ankara'dan Kars'a uğurlamıştık Doğu Ekspresi ile. Rüya yolculuğunun her anını yaşadı ve şimdi orada hedefe ulaştı. Sümeyye, nedir durum? Sözü sana bırakayım. Şu anda çok sıcak bir ortam var burada. Ateş var önümde ama ben ortamın sıcaklığını ateşten dolayı söylemiyorum. Çünkü çok güzel bir ekip var burada. Bu yolculuğun en güzel yanı hiç tanımadığınız insanlarla sıcacık bir ortam oluşturmak. Şu anda ateşin başındalar. Ellerinde çayları, kahveleri, salepleri. Oturuyor kimisi, kimisi hemen ateşin başında. Burası bir otelin bahçesi. Çok güzel bir ortam var dedim ya. Doğu rüyası bizim için bitmedi. Devam ediyor. Yarın da devam edecek elbette. Hemen bahçenin karşısında Kars çayı var. Daha ne olsun manzaranın güzelliği. Biz bugün çok eğlendik, çok keyif aldık. Eğlenirken yorulduk hatta. Biz bugün neler yaptık biliyor musunuz? O kadar eğlendik ki Kars'ı Kars yapan bütün her şeyi gördük. Çok keyifli bir zaman geçirdik. Çok güzel bir zaman geçirdik ve ben en önemlisi çok güzel, şahane insanlarla tanıştım ve neler yaptığımızı anlatmaktan ziyade izleyin isterseniz, o da haberimizde. Sevmediler mi beni teyze? Sevmediler, çayını takar. Kolay gelsin. Burada röportajlar yatarak yapılıyor herhalde. Nasıl gidiyor? Gayet iyi, keyifli, soğuk ama güzel. Eğer Kars'ta fotoğraf çekmek istiyorsanız kural bir, yere yatıyorsunuz ve böyle fotoğraflıyorsunuz. Nasıl gidiyor? Harika. Anlatılmaz bu duygu. Mümkün değil. Yalnız ben şu an yere yatınca dondum. Şimdi bu at arabasını siz sırf fotoğraf çekmek için getirdiniz değil mi? Evet, sadece at arabasını değil, ileride balıkçı şey de var, kazdırdık ettik. Şimdi onları da birazdan fotoğraflayacağız. Buraya kadar gelmişken kıza binmeden gitmek olur mu? Olmaz. Biz de gidiyoruz şimdi. Hayt dediniz, huyt dediniz. Şimdi ne oluyor o kelimeler? Atlara yön veriyor. Hayt ne oluyor? Hani öyle bir tabir, herkes böyle der. Hani öyle bir şey. Evet. Gayet keyifli bir kızak yolculuğu. Teşekkür ediyoruz size de. Ay ben bir sarılayım da onlara. Üşüyorlarsa bile, üşümezler inşallah daha. Çıldır Gölü'nde isterseniz böyle kızaklara binin, isterseniz de kar motoruna binip şöyle Çıldır Gölü'nü güzelce bir gezin. Şimdi ben kızağa bindim, kar motoruna biniyorum ve oradaki arkadaşlarla röportaj yapmaya gidiyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? İyiyim. Çok güzel. Nereden geldiniz? İstanbul. Soğuk mu İstanbul'a göre? Buz. Donuyoruz. Çıldır Gölü'nün ortasında halay çekiyorlar. Röportaj yapıyoruz. Ne diyeceksiniz? Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Ben ilk defa geldim kendi köyüme. O zaman ben halaya doğru gidiyorum. Sizi de tutuyorum, çekiyorum. Halaya girelim. Buyurunuz. Biz de girelim halaya. Yollarında yıllar. Şu an hiç ayak uyduramıyorum ama. Eyvah. Dümbe dümbe. Nazlı yar dümbe. Ben özüm sarhoş sen şarap verdim. Eyvah dümbe. Çok tatlılar ama bir o kadar detoneler ama olsun, çok keyifli. Çıldır Gölü'nün tam ortasında halay da çekmedik demeyiz. Donmuş Çıldır Gölü'nden şu anda beyefendi balık çıkarmaya çalışacak. Çıkacak mı peki? Çıkacak. Kesin. Kesin çıkacak. O zaman deneyelim, başlayalım. Deneyelim. Şöyle kenara çekiliyorum. Of. Daha önce yerleştirmiş oldukları ağa şimdi ip bağlıyorlar ve buzun içinden balık çıkaracaklar. Yiyecek miyiz sonra? Evet. Şu an suyun altı kaç derecedir tahmini? Şu anda -25-30. Eksi? 25-30, hatta daha fazla yani. -25-30-35 bekli diyorlar. Ya ellerinizde eldiven yok, üşümüyor musunuz peki? Alışmışım, üşümüyorum yani. Ve beklenen an geldi. İşte buz gibi suyun içinden, gölün içinden balık çıktı. Adı da sarı balıkmış. Buz tutmuş Çıldır Gölü'nün üzerinde ATV haberi için hazır fotoğrafçıları bulmuşken biz de toplu bir poz veriyoruz o halde. Hazır mıyız? Hazırız. Başlıyoruz. Evet.
Sorduk. Kars'ın neyi meşhur dedik? Kazı dediler. E gidip yerinde görelim dedik yemeden önce. Ama beni pek sevmediler. He he gaz gaz gaz. Sorduk nasıl çağrılıyor dedik. He he gaz gaz ama bende pek işe yaramıyor çünkü kaçıyorlar gördüğünüz gibi. Neden yakalayamıyoruz? Gazlar anladı bunu yakalayacağını. Yakalayacağını anladı onun için. Benden korktular galiba. Ha, evet senden korktular. Sevmediler mi beni teyze? Severler canım sen garipsin ya sağ kurban olun. Kars'ın kazı meşhurmuş dediler. Kazın Kars'ın kazı meşhur. Hengeli meşhur, mantısı meşhur, karşılığı meşhur. Kaz yemeye gideceğiz buradan sonra. Bu kazların tanesi ne kadar? 150. Şu anda 170. Nedir bunlar? Şöyle söyleyeyim sizlere. Önümüzde hemen direkt orijinal Kars kazı ve bulgur pilavımız var. Safran köküyle yapılan bir pilav türü. Kazın mantısı olur mu demesinler. Kazın mantısı oluyormuş. Normal kıymanın dışında sadece kaz eti kullanılıyor. Şurada haşil dediğimiz bir yine yöresel lezzetimiz var. Yani Kars yalnızca göze hitap etmiyor. Aynı zamanda mideye de hitap ediyor. Kesinlikle. Ve günün finalini bu güzel sofrada yapıyorum. Kazımı tabağıma alıyorum ve sizlerin de eğer yolu Kars'a düşerse sakın ama sakın kaz yemeden gitmeyin diyorum.